Fransa'da birçok kentte olduğu gibi Lyon'da da otoyolları trafiğe kapatarak et ve süt ürünlerindeki düşük fiyatı protesto eden çiftçiler yollara kurdukları barikatları kaldırmaya başladı. Çiftçiler yollara araba lastikleriyle Başbakan Manuel Valls'a "Seni bekliyoruz" mesajı verdi. Protestolar şimdilik azalsa da tarımsal ürünlerdeki fiyat krizi henüz çözülmüş değil. Sendikalar taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yeniden eylem kararı alacaklarını söylüyor. Bizim amacımız sorun çıkarmak değil. Hükümet geç kalmış olsa da sorunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü biz 3 aydır bu sorunu dile getirmeye çalışıyoruz. Ziraat alanındaki bu değişime aylardır dikkat çekmeye çalıştık. Başbakan Manuel Valls, hükümet olarak acil eylem planı dışında orta ve uzun vadede iyileştirme programlarını devreye sokacaklarını açıkladı. Bizim planımız eksik bir plan değil, acil olarak aldığımız önlemler vardı ve bu program herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Bunun dışında orta ve uzun vadede planlarımız var. Herkes bunun bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. Hükümet ilk etapta 600 milyon euroluk sübvansiyon desteğinde bulunacağını açıklamıştı. Çiftçiler burada A6 otoyolu üzerindeki barikatı kaldırdı ama hala memnun değiller. Onların isteği büyük perakende şirketleri ile gıda işletmelerinin fiyatlarda artırıma gitmesi. Eğer bu konuda iyileştirme olmazsa birkaç gün ya da hafta içerisinde yeniden eyleme geçecekleri mesajını veriyor. Euronews, Laurence Alexandrovitch.